Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Rıza Gedikli. Yepyeni bir günden selamlar. Evet arkadaşlar, videonun da başlığında görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomuzda yem karma makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Problemlerle karşılaşmamak için neler yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bununla ilgili bir video paylaşıyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi yem karma makinesi almadan önce nasıl bir makine alacağız? Bu makinenin kaç metreküp olduğunu nereden bileceğiz? İşte bizim ihtiyacımızı giderebilecek bir makine olduğunu nereden bileceğiz? Onunla ilgili bir paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelelim makinamızın boyutuna. Kaç metreküplük bir makine bizim ihtiyacımızı giderecek? Şimdi değerli arkadaşlar, piyasada çeşit çeşit yem karma makineleri bulunuyor. Şimdi 1 metreküplük bir alana sahip bir makine 8 ila 12 hayvanın yemini karıştırabiliyor. Bu da yapmış olduğunuz karışım veyahut da makinenin şekline bağlı olarak değişebiliyor arkadaşlar. Şimdi hayvanımızın sayısı belli. Kaç tane diyelim? 20 tane bir hayvanımız var diyelim. Ne yapacağız? İşte kaç metreküp? 2 ila 3 metreküp arasında bir makine almamız gerekiyor. Buradan da size şöyle bir şey söyleyeyim. Makinenin işte kaç hayvanınız var? 1 metreküp daha fazla alana ihtiyaç. Yani birazcık daha büyük bir makine alın. İşte 2 metreküplük bir makine ihtiyacınızı gideriyorsa ya 2,5 ya da 3 metreküplük bir makine alın. Çünkü makinede alan ne kadar boş olursa yemi o kadar çabuk karıştırır ve o kadar hızlı bir şekilde yağ hazırlanmış olur. Bir de makinede de zorlanma olmaz. Problem yaşamazsınız bu durumdan dolayı. Şimdi 20 hayvanımız var. 2 ila 3 metreküp arasında bir makine almamız gerekiyor diyelim. Diyelim ki işte benim param yetmedi, gücüm yetmiyor. 2 metreküplük bir makine alacağım. O zaman şimdi gelelim. Bu makine elektrikle mi çalışacak, traktörle mi çalışacak? Onu belirleyeceğiz. Şimdi traktörlüğe ihtiyaç yok arkadaşlar. Elektrikli bir makine ihtiyacınızı giderecektir. Traktörlüğünün avantajları var. Nasıl bir avantajı var? Elektrik kesintilerinde elektriğin gelmesini beklemeyeceksiniz. Ya da ekstra bir jeneratör bulundurmanız gerekmeyecek. Traktörlüğünün böyle bir avantajı var. Dezavantajı nedir? Traktörlü işte biraz daha maliyetli oluyor arkadaşlar. Yani traktörlü bir yem karmayla yem karıştırdığınız zaman işte elektrik faturasına göre akaryakıt daha şey akaryakıt elektrik neyse elektrik akaryakıta göre daha ucuz arkadaşlar. Biraz sonra yem karma makinamıza da geçeceğiz. Oradan da size göstereceğim. Şimdi alacağımız makineyi ben elektrikli diye seçtim. Çünkü küçük bir işletmem var. Küçük bir makine aldım ama 150 ve üzeri hayvan sayısında bir şeyiniz varsa traktörlü almanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü traktör elektrikliye göre biraz daha güçlü. Şimdi elektrikliyi seçtik. Bir de şöyle bir şey var. Elektrikli de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Monofaze ve trifaze olmak üzere. Nedir bu monofaze, trifaze? Mono çift akım. Monofaze çift fazlı demek. Trifaze de 3 fazlı demek. Yani ev elektriği ve sanayi elektriği olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada hangisini seçmeliyiz? İmkanınız varsa sanayi hattı elektrikli bir makine seçmeniz daha doğru olacak. Neden? Şimdi ev elektriğinde en fazla 3 kavalık bir motor kullanılıyor. Ve bunun aynısını sanayi hattında 3 kavalık bir motor kullandığınızda sanayi hattının motoru daha güçlü oluyor. Çünkü sanayi hattında 3 faz var. Ev elektriğinde 2 faz var. Bu da gücü etkiliyor arkadaşlar. İmkanınız varsa sanayi hattını seçin arkadaşlar. Şimdi geri kalan kısmı geçmek için makinamızın yanına gidelim. Dışarısı biraz soğuktu. Arabanın içinde çekmek istedim bu videoyu. Şimdi makinamıza geçelim arkadaşlar.
Evet değerli arkadaşlar. Makinamızın başına geldik. Görmüş olduğunuz gibi 2 metre küplük bir makinamız var. Şimdi makina alırken hangi makinayı nasıl bir makine alacağımıza karar verdik. İşte boyutunu, elektrikli mi, traktörlü mü, ev elektriği mi yoksa sanayi elektriği mi olduğuna dair bir karar verdik. Ne yapacağız? Şimdi makinayı alacağız. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sanayi hattı alacaksanız motoru önemli. Motoru ne kadar büyük olursa sizin için o kadar iyi olacak. Piyasada siz bu makinaları soracaksınız. İşte size fiyat verenler olacak. Kimisinin fiyatı yüksek, kimisininki düşük olacak. O yüzden burada hangisini seçmenize dair size bir içerik gösteriyorum. Şimdi motoru büyük, beygiri büyük olan bir motor varsa sanayi hattında motor gücü önemli. Bunu sorun. Yani motorun beygir gücünü sorun. İşte fiyatını sorup direkt kapatmayın. Ya abi kaç para? İşte 150 bin. Ya tamam ben şurası daha ucuz dedi ben gideyim oradan alayım. Böyle bir şey yapmayın. Çünkü sıkıntı yaşayacaksınız. Şimdi arkadaşlar motorun beygiri ne kadar güçlüyse o kadar iyi randıman alırsınız. Çünkü motor zorlanmaz. Ev elektriğiyle alacaksanız şu görmüş olduğunuz 3 kavalık yani 4 beygirlik bir motor üstünde bulunuyor. Zaten bunun altında kullanmaları motoru yakacaktır, zorlayacaktır. Şimdi motordan sonra devir geliyor arkadaşlar. Nedir bu devir? Şu içeride görmüş olduğunuz alttaki elevizyonun 1 dakikada döndüğü tur sayısı. Bunun devri kaç olması gerekiyor? Bunun devri arkadaşlar 20 ila 28 arasında bir devir olması gerekiyor. Bizimki şu an 32 devirle dönüyor. Biraz hızlı dönüyor ve biraz hızlı döndüğü için de motorda bazen zorlanma, tıkanma olabiliyor. Kendimiz yaptığımız için böyle hatalar oldu. Yani biz bunu piyasadan almadık. Biz kendimiz yaptık bu makinayı. Devreni soracaksınız. Kaç devirle dönüyor? Ne kadar yavaş dönerse motor o kadar az yorulur. O kadar az elektrik harcar arkadaşlar. Ne kadar çok hızlı dönerse de motor zorlanır. Motor zorlandıkça da elektriği daha çok çeker. Tıkanma yaparsa da motor yanar. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi makinamızın içinde altta bir adet elevizyon var. 2 adet de üstte elevizyon var. Bu alttaki elevizyonun borusunun kalınlığı önemli. Bu görmüş olduğunuz 2 metre küplük bir makinede 8 milim kalınlığında bir boru bulunuyor. Üstünde de 4 milimlik bir helezon bulunuyor. Bunların kalınlıklarını sorun. Kalınlıkları önemli. Bunları sorduktan sonra yani bunları sorun. Kalınlığı önemli. Üstündeki bıçak sayısının adedi önemli. Bıçağını sonradan eklersiniz. Onda bir problem olmaz. Sonradan imkanınızla işte arttırabilirsiniz. Problem yaşamazsınız. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu dışarıda görmüş olduğunuz makinenin saç kalınlığı da önemli. Bazı makinalarda çok kalın olmasına gerek yok. Neden? Onu da size söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz makinede 3 adet helezyon bulunuyor. Üstteki helezyonlar yanlara baskı uyguladığı için yani böyle 3 helezyonlu bir makinede makinanın her tarafındaki sacın kalınlığı önemli arkadaşlar. Çünkü her taraftan baskı uyguluyor. Görüyorsunuz hem alttan hem üstlerden. Bir de altta 2 adet elevizyon olanlar var. Onların da alttaki sacın kalınlığı önemli arkadaşlar. Şöyle göstereyim size, yakınlaştırayım. Bakın biz bu yaptığımız makinede kendimiz yaptığımız için şu altta bir parça var. Şurada bir çizgi geçiyor. Görüyorsunuzdur. Tam parmağımın ucunda hizasında bakın şöyle düz bir çizgi geçiyor. O altta ayrı bir tabaka kullandık biz kendimiz yaptığımız için. Alttaki tabakanın kalınlığı 5 milim arkadaşlar. Eğer ki bu dış sacın kalınlığı ne kadar kalın olursa makinenin ömrü o kadar uzun olur. Onun da bilgisini vereyim. Diyelim ki çuvallamalı bir makine yapacaksanız şöyle arkası düz olsun. Buna dikkat edin. Arkası düz olmazsa tıkanma yapar, zorlanır. Üstteki motoru yakarsanız onun da bilgisini vereyim. Veyahut da sürekli elle içini temizlemekle uğraşırsınız. Sıkıntı yaşarsınız bu durumda. Bu arkası düz olduğu zaman
Şu görmüş olduğunuz köşeleri de boşluk kalıyor. Bu boşluklar samanın sıkışmasını engelliyor arkadaşlar. Bak, altı bombeli, üstü düz. Bu şekilde olursa problem yaşamazsınız. Makinayla ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Size söylediğim gibi en çok dikkat etmeniz gereken kısım şu elezyonun kalınlığıdır arkadaşlar. Bunun kalınlığına çok dikkat edin. Bakın, aldığınız zaman galyana gelmeyin. İçine balya attığınız zaman, işte saman koyduğunuz zaman sıkışma olur. Bir de bu makinayı kullandığınız zaman ağzına kadar, şuraya kadar şöyle dümdüz bir şekilde doldurmaya çalışmayın. Dümdüz bir şekilde doldurduğunuz zaman ya motor yanar, ya elezyon patlar, ya boru kırılır. İlla ki bir sıkıntınız olur. Yani şurada boşluk kalması gerekiyor biraz. Şöyle anlatayım onu da size. Sonra sıkıntı yaşamayın. Söylediğim gibi şu alttaki helezonun ve borunun kalınlığı çok önemli. Altta iki tane helezon olanlar var. Onlarda da aynısı arkadaşlar. Bunlar bir büküldü mü, bir kırıldı mı yenisini almak zorundasınız. Ucuza aldım diye sevinmeyin. Sonra böyle bir sıkıntıyla yaşarsanız size pahalı fiyat verenin üstünde almış olursunuz o makineyi arkadaşlar. Ya da şurada kenarda bir yerde bir patlak çatlak olur. O zaman da keşke hiç bulaşmasaydım dersiniz. Ama bu videoyu izleyenler umarım amaçlarına ulaşırlar arkadaşlar. Buraya kadar anlattık. Size bütün her şeyi söyledik arkadaşlar. Şimdi kanala abone olma zamanı, videoyu beğenme zamanı. Arkadaşlar, kanala abone olmasanız bile bir beğeni, bir de bir yorum yaparsanız, en azından içinizden bir şey söylemek gelmezse bile bir kalp malp bir şey koyun. Bize bir faydası dokunsun. Kendinize iyi bakın. Güle güle.